Almanya, Hollanda gezip yürüyor. Nereye gitse boynu bükük varıyor. Varır varmaz işim hazır sanıyor. Düşüyor yollara zavallı turist. Gider Almanya'ya, konuşma bilmez. Dilleri dönmeyen çocuğa benzer. Oturur köşeye, hiç yüzü gülmez. Yüzleri kul gibi ölüye benzer. Almanya'dan gelen sahile göçer. Bafrayı beğenmez, yenice içer. 10 gün sonra para suyunu çeker. Tekrar Almanya'ya döner turistler. Turistleri gördüm, yazdım destanı. Okuyun sizlere, bir ibret olsun. Ne bağını koymuş ne de bostanı. İsterim yolları selamet olsun. Avrat boşayanın kırılır böyle. Hiç tutmaz elleri, söylemez dili. Kaçırmış şerifi, hoşçunu veli. Verdiler haberi bana turistler. Odalar yaptım da minder doldurdum. Günü saya saya da gül benzim soldurdum. Yeter artık utkayayı kaldırdım. Gül yüzü yarını görmeye gel gayrı. Saat 4 deyince de uykumuz kaçtı. Gece yürüyüşü de hatire düştü. Sıkım olsun paran, hayatım geçti. Kollarım boynuma sarmaya gel gayrı. Naylon çorap giydim, eti tutuyor. Uyku girmez oldu gözüme, kipriğim batıyor. Yıkılsın sarayın, tahtın Almanya. Sürmeli gelinler yersiz yatıyor. Almanya her tarafı yakıyor. İyiye kötüye de altın takıyor. Naylon çorabına mine tek gelmiş. Hep yiğit mallar ortaya çıkar. İsmim Gazi Erkan. Amarat'ta yaşıyorum. Yaşım 65 yaşındayım. Gurbetliyim, 2 yıl askerliğim var. Giriyanlısı burada geçirdim hep. Çiftçilikle uğraştım. En son 2009'da davarcılık yapıyoruz. Çobanın yüzünden davarlarımızı sattık. Biz sattık sonra, bir sene sonra davarlar bahalandı tabii. Yani ahır yaptık, malcılığı doldurduk. Bu sefer de mal paritmedi falan. Şu durumda her şey 3 katına çıktı. Yim, fenli, yim, gübre. Bu mühit kuru boğaz mühidi. Şu arka cephesi Karapınar, şu tarafı Ağa Yol diller şu yanındaki yerleri. Gurbetçilerimize çok selam öperim. Ellerinden, gözlerinden öperim. Yeğenlerim, çocuklarım var. Kayseri'dekilere de selam ederim. Gözlerinden öperim. Deminki buyurduğum gibi adam diyor, çok diyor zengin olur diyor, adam olamaz. Çok diyor tahsil yapar adam, adamlık ayrı bir kabiliyet diyor, biliyor musun? Eski atalarımız. Öyle kişiler var ki adam 10 sene 15 sene belediye başkanı yapar. Adam büyütmeye uğraşın diyor ki, adam küçülmeye uğraşır diyor. Onun için Aşık Seyrani'nin şiirlerini okudum. Çok güzel bir şiir yazmış adam. Ormanda büyüyen adam azgını, çarşıda pazarda seyran beğenmez. Medrese kaşkını, sofra bozgunu, selam bilmek için insan beğenmez. Alemi tan eder yanına varsan, seni de yanıltır mesele sorsan. Bir çim bile çıkmaz karnını yasan, meclise gelir de erkan beğenmez. Her çeşit insandan birkaç eşi var, mektepten kovulmuş günah işi var. Rabbiyesi de 4 yanlışı var, tahsil etmek için irfan beğenmez. Ellerin evinde çul firaş olur, burnu sümüklüdür, gözü yaş olur. Bayramdan bayrama bir tıraş olur, gider berbere de dükkan beğenmez. Yayladan yaylaya göç eder de, arpayı buğdayı ekip biçer de, mısır yaprağını kıyıp içer de, tütünü bulunca duman beğenmez. Bir odası var küçücük kutu, kendi ahlı sıra keyfi yetecek. Bir çanağı yok ayran içecek, kahveyi bulunca fincan beğenmez. Aşık Seyran'ı söyledi bu doğru sözü, şehre gelin gitse bir köylü kızı, lüle göher ister mercan beğenmez. Böyle yazmış Aşık Seyran'ı. Bunlara da çok meraklıyım ben, yaşadık bunları. Gururlanma diye, Müttalip diye bir arkadaşımız gururlanma şiiri yazmış, şiir kitabından okudum bunları. Mağrurlanma ey insanoğlu, dünyada dem vurup kalanı göster. Feleğin çarkına sen de düşersin, felekten ahlını alanı göster. Dünyayı benzederek bin bir rüyaya, kapten bağlandım ulu Mevla'ya. Ağlaya ağlaya geldik dünyaya, göç edip giderken güleni göster. Bir ömür misali gelen gidiyor, ömür ağacını zaman bu diyor. Ecel peşimizden bizi güdüyor, ecelin hakkından geleni göster. Zaman yoldur, yıllar onun kervanı. Bu yolda kervanın biter dermanı. Her geçen günümüz ömür zindanı, kaybolan cevheri bulanı göster. Kardeş, zehir katma tatlı aşına, Allah'ın emrini taç yap başına, ecelin atlısı düşer peşine, ecelin hakkından geleni göster. Müttalip yazarsın sen de bu sözleri, acep düşer misin yere yüzleri, beyhude geçirdin kışı yazları, ben gibi günahkar olanı göster. Arkadaki köyümüz Felaiye Bağlı Silahtar Köyü.
Eskiden çok üzüm getirirlerdi, burada satarlardı. Ehbaplarımız da var devecilerden. Hasan Deveci, Osman Deveci, ondan sonra Mehmet Deveci, çocukları var, Mehmet Ağa falan vardı. Hep rahmetlik oldu bunlar. Allah rahmet eylesin. Burada bir hafta babamın askere kardeşim burada bir hafta dururdu. Ben gitmedim de onlar gider gelirlermiş. Eskiden orada tüccar varmış burada. Oraya düğüne gitmişler, ben de gideceğim demiş. Celep getirmiş tüccar. Osman Çavuş'un oraya bir araya aynen düşmüştük diyor. Düştük diyor. Arkadaşıma dedim diyor Osman. Arkadaşı da Osman'mış. Adam zenginliğinden bahsediyor. Yatağın iyisi buna kalsın demiş. Tamam Kamil abi diyor. Geldi tuvalete git daha buyur diyor. Geldi diyor. Arkadaş yatağın buyur dedik diyor. Yatağın üstüne oturun diyor. Gıcıklandım diyor. Kurdalamaya başladı diyor. Misafir alır mısınız dedim diyor. Yok dedi diyor. Öyleyse dedim diyor. Ben kendimi katmazsam olmayacak dedi. Senin gibi benim gibi çok iddiatlı o yatak öyle oldu dedim diyor. Biliyor musun? Bir daha bu müydü terk etti adam gelmedi diyor. Irmağa çok indik. Çok üzüm çektik. Hayvanlarına çekerdik. Yol bil yoktu tabii. Belediye başkanlarımız el atmadı buraya. 76'da kuruldu belediye. Biz askeriydik. Şu tepeye kadar, Büyükbağ'ın başına kadar indirdiler. Eteğine bakmadılar. De ağaçlarımız hep orada kaldı yani. Irmağın içinde kaldı. Holt atarlardı, balıkçılar vardı. Balık avlayanlar çok yani botuna geliyorlar, geziyorlar falan. Halmastat böyle yani. Ben hiç merakım olmadı yani balık merakı. Komşularda Elvan şey var, Balcı var. Kardeş çocukları Hamdi Balcı var. Mikail Balcı var. Orada A yolun başında orada Ahmet Karaköse, Ahmet yaptı orayı. Sağlıkçı şeyde, belediye şeyde çalışırdı hastanede. Yukarıda Orhan Başkan var, eski polis o yaptırdı. Şurada Mehmet Telloğlu vardı, o yaptırdı falan. Arkada kalıpın arkasında Osman Avcı yaptırdı. Hasan Renda yaptırdı. Bizim Cengiz Ergan yaptırdı arka şey. Karapınar'ın altına Güllüce deriz oraya köy olarak, şey olarak, mühit olarak. Sarı Ağacı'nın var evi. Arkada Ömer var, Ömer Teğmen'in. Çeşmenin başında. Beride şey var, Hacı Mustafa diye mazlum o arkadaş yaptırdı oğlu. Derken burada bayağı kalabalık var yani. Aşağıda Şahrım'ın bağı var işte. Hamdi Renda'nın şeyi vardı burada. Bağı satın aldıydı burada. Bayağı tallası diye var, mülkü kavaklığı, söğütü, dikmesi falanı var. De buralar Şahraman der. İmarat dillermiş eskiden de burada Şahraman diyor burada. Burada da yaşayanlar olmuş yani. Güzel suyu var aşağıda. Buz gibi su var Şahraman'da. Saygılar çok selam ederim hocam. Şeyde Hollanda'da bulunan çocuklarıma ondan sonra güvelerime Almanya'daki güveme kızlarıma ondan sonra yeğenlerim var Hollanda'da. Onlara selam ederim. Gözlerinden öperim. Avusturya'da çalışan oğluma. Ondan sonra yeğenlerime bütün ayrı ayrı selam ederim. Gözlerinden öperim. Kayseri'de bulunan yeğenlerime çok çok selam öperim. Ergan Ticaret, Faruk Ergan'a, Ramazan Taşlar'a, Zeki Ergan'lara, dişçiye. Hepsine saygılar, sevgiler sunarım. Gözlerinden öperim. Bak buraya geldi. Allah aşkına. Fıtla dedem olur. Ya bak şu mezarda yatıyor onun. O da şunun küçüğü oğlum. Şehirde kapı pezede hayır. Oğluyla gittiler de. Evlenecek. Yok yok şu bir yazda şu. Evlenecek. Ne olursun? Yedi sene. Suva suvadılar. Suva suvacıyım, ben suvacıyım. Bu da belledi. Hacı Ahmet de belledi. Duran da belledi. Eskişehir'de çalıştım. Afyon'da çalıştım, Ankara'da çalıştım. Isparta'da çalıştım. Afyon'da çalıştım. Buraları her yerde çalıştım.
Nerede varsa 88'e gireceğim. Şurada plegeyimiz vardı. Şurayı biz Mahmut'a sattı. Şurayı da Hikmet'in malı. Oh, hey. Gel, orada ver ettin emine. El işitti öyle. Bizim şu anda Fijin'i satın aldı Cidel'den. Cibeyi de alın. He şöyle cibeyi de alın. Orada şeyim Osman'ım. Konuşma mı var? Konuşacağım tabii ya. Ne diyeceğim ben ya? Sokakta mı? Burada Devriş Çavuş vardı. Kır Mehmet vardı. Sivari Çavuş vardı. Emrullah Taş vardı. He? Ahmet Avuz vardı. Vahittin vardı. Saadettin Ağa Hacı Mustafa Ağa. He? Ne oldu? Ha bu. Buranın ebim mi lan şura? Ben şuranın ebim mi lan? Ebim mi vardı? Alo Mustafa. Ay yavrum bak. Şurada annem yatıyor, babam yatıyor. Ben işte Ahmet bacının oğluyum. Kilo. He. Burada inşaatçı, sıvacılık yapıyor. Burada duruyor. İşte kışın Kayseri'de duruyor. İşte bu şekilde. Annem bu, işte babam. He. Salla el sana. Haceli'yi bilirsen onun bacısı olur. He, ana bilirsin. Haceli'yi ne? Ne bilsin ana? Ye. Hadi gel hopla. Haydi. Haydi. Al. Oy. Bu küçücük öyle küçücük. Yumruk kadardı bunu getirdiğimde. Aslan bu. Aslan ya. Ya çok güzel. Çok güzel benim rüzgarım. Hı. Ha. Ben şöyle kahvemi içiyor gibi yapayım. Sen konuş ondan sonra ben hoş geldin diyeyim sana. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. İsmim Hasan Erdem. Ben köyden buraya... dışarıya yaptım evi. Burada gelip yazın burada kalıyor. Gidip biraz yurt dışında kalıyorum. İşte zamanımızı doldurmaya çalışıyor bakalım. Artık zaman ne zaman dolar Cenab-ı Allah bilir onu da. Siz de iyisiniz. Oh Allah iyilik versin. Hadi girek gel. Ayağında terlik var olsun önemli değil. Recep girdiler bizim kabileye. Biz dört kardeşik, üçümüz yurt dışında, en büyüğümüz o bir zamanlar ilk gidenlerden gitti geldi, buraya yerleşti Kayseri'de o kalıyor o. Biz de üçümüz yurt dışında, ikimiz Fransa'da, birimiz de Almanya'da bir denesi de Recep. Ben işte hanımı götürdüm. Strasbourg'a, Fransa'ya götürdüm. Onu oraya koydum. Ben geri geldim. Orada duramıyorum. 78'de gittim benim ilk gidişim. O sandım oradan. Geliyorum işte buralarda deminki dediğim gibi. Burayı babamızdan mal düştü bura. Ben de dedim ki buraya bir tane ev yapayım dedim. Tam manzaraya şöyle baktım dedim buraya güzel ev olur dedim. Gel rüzgar, gel hadi gel. Aferin. Burayı da işte öyle tasarladım. Buraya bir elinizin artığı bir yer yaptık bakalım. Çoluğumuzun, çocuğumuzun kalan ömrümüzü burada geçirek diyorum. Buraya ağalın ora derler. Önceden bura 8-9 sehim idi. Bütün sülalenin sehimiydi. Ondan sonra da işte bize geçti.
Şimdi işte bana kaldı, bura ev yaptım. Burada işte buyurduğum gibi zamanımızı dolduruyor bakalım. Bu taraf Kermelik. Vallahi o diğerin adı neydi oraya ya? Oraya bir şey dediler. Kullunun dere dediler buraya. Buraya Kullunun dere dediler. Bu tarafa da ismini bilmiyorum oranın ki. O buraya kömürlük vardı. Burada eskiden şuradan altın madenine çıkarttılar. Bak karşı eğer görebiliyorsan. Şu karşıdan oradan yolunu yaptılardı da sonra kazanamadılar mı? Geri gittiler adamlar bıraktı gitti. Zırha Kalesi'ne onun karşısında bizim bağımız vardı. Tam karşısında. Üzüm bağı vardı. Şimdi baraj devlet aldı baraja. Pekmez yapardık. Kayısı, elma işte üzüm bağıydı normal. Orada söğüt, kavaklarımız falan çoğudu da bilmem ne oldu. Devlete kalınca gücü giden aldı getirdi. Biz yurt dışındayız. Ben hayatımda iki sefer balık tuttum. O da tesadüf. Ben hiç tutamam balık. Şansım yok. Pek iyi yüzemem de birkaç sefer gitme şeyim oldu. Irmağa geri çıktım kendi şeyimle. Köyümüzün suları önceden köyümüzün içindeki su çok güzeldi. Şimdi karıştı. Çok kireç var. İçemiyor. Arıtıcı taktırdım ben de. Ben hususuz havasının suyunun için buraya ev yaptım. Kayseri'de evim var. Orada kalmıyorum. Yazın hiç yatmak orada. Gelirik buraya akşamına. Alışverişimizi yaparak. Çocukluğumda reçberlik yaptık. Babamın işte bizim karasabanımız vardı. İki çift karasabanımız vardı. Babamla onu yaptık. Ondan sonra biraz abimin otobüsü çalıştırdı köye. Biraz orada çalıştım 3 sene kadar. Askere gittim geldim. Ondan sonra da işte demek ki yiyeceğimiz ekmek oradaymış. Köyde kahve çalıştırdım 1,5 sene kadar. O meydanda, köyün meydanında kahve vardı. Sonra 80'de işte ihtilal olduydu ya. O zaman bizi diyodiler, muhodiler, askerler. O zaman darbe olduydu ya. O yüzden dolayı biraz sıkıntı çektik. Ben de kızdım gittim, turist gittim işte. Daha önce vardı, 1,5 sene kaldıydım da geldiydim işte. Tekrar geri gittim, orada işçi oldum. Öylece kaldık. Demek ki rızkımız öyleymiş. Bu ağaçları hep ben diktim. Bu Söğüt'te domatesin dibine diktiydim. Büyümüş, kıyamadım, büyüdü. Hanıma diyorum ki bu aşk Söğüt'ümüz olsun bizim diyorum. ne yapayım? Ben diktim işte buralarla uğraşıyor. Bunlar şeftali, kayısı var. Yavaş yavaş işte 2,5-3 sene oldu bunlar dikel işte. Artık meyvesini yiyor. Bu sene yedik maşallah. Özlemen ne ya? Şimdi vatan işte diyor ama bak Fransa'da ben çok rahatım mesela. Şimdi emekli de oldum. İstesem gelmem de ama gönül burayı istiyor işte. Şu havayı, suyu. Bak 40 gün oldu ben gideli. Daha hiç güneş görmedim. Bizim oraya daha güneş de yok. Olmuyor. Güneş olmuyor. Bunalık, sis, duman, bir yağmur. Haftada 3-4 sefer yağmur yağar. Onun için burayı özlenmem hiç. Ben burayı bayırdı böyle getini açtırdım kepçeye 3 tane. Çıbık diktim oralara ya, kötü yere diktim. Rüzgar çarpıyor. Bahçeyi de şu yukarıya yaptım bu sene. Kavunu var bayağı oldu. Hatta daha da evde kavunum var. Genellikle ben bu taraftan geliyorum. O yandan da gelirik bak. Ama şuradan geldiğimiz zaman mesela hemen ben buraya bakıyorum mesela. Şu kaşın başından açınca. Bu yandan da gelince zaten tepeyi açtığında hemen benim eve geliniyor. Böyle zaman dolduruyor işte. Burada rüzgarla zaman geçiriyor işte. Değil mi rüzgar? Aferin rüzgarım. Buraya da giderken kapattıydım. Patlıcan vardı da. Tabii biz gittik sonra kurumuş herhalde. Su vermediğimizden dolayı. Bizim orada iki bacım var yurt dışında. İki tanesi vefat etti. Bir tane kaldı şimdi yurt dışında. İşte dediğim gibi 3 tane de
üç tane de kardeşim var. En büyük ablam vardı Hollanda'da. O öldü, vefat etti. Onun küçüğü abim var Kayseri'de. Ondan sonra onun küçüğü Mahir abim var. Onun da yukarıda Kaşan dibinde evi var. Bilmiyorum, görüşmeniz oldu mu olmadı mı? Ben varım. Benim küçüğüm yurt dışında. Onun küçüğü yurt dışında. Burada da var. İki tane de burada var bacım. Hiç gitmediler onlar. Benim 13 tane torunum var. He. Benim bir oğlan, 5 kız var. He. İşte, torunlar neyi özlüyorum? Bir tanesi kesin döndü geldi. Kocası sağlıkçı. Oradan kesin döndü geldi. Büyükşehir'de onların da evi var. Köşede eğer gördüyseniz. Onlar kesin döndü de geldiler işte. Sağlıkçı hocası. Öbürleri de orada hepsi de. Rüzgar bu senin ya. Bu senin bak hadi. Bu toplayıp getiriyor yemekleri. Ben de atıyorum. Orada arılarım var. Arı kovanlarım da herhalde bir denesi kalmış. Herhalde geçmiş. Önce babamızın evinde kalıyorduk. Orada küçüğüydü, köyün içinde. Sevene de sevmeyene de herkese selam göndereyim, Allah'ın selamı. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlarıma, akraba, dost, çocuklarıma, torunlarıma hepsine selam ederim. Büyüklerin büyük fazla kalmadı da artık biz bir yaşlandık. Küçüklerin de gözlerinden öperim. Ben Ali Oğuz. Abi ben işte bizim kabileme adına Koca Ağa gildiler. Onlardanım. Efendime söyleyeyim. 39 doğumluyum. Efendime söyleyeyim. Çoğu Kayseri'de. Buradan da kopmadım. Burada reşberliğimi devam ettiriyorum. Her türlü teşkilatım var. Efendime söyleyeyim. Çocukluğum da. Gençlikte. Abi çocukluğumu yaşamadım ki. 9 yaşında, 10 yaşında nişanlandım. Efendim arkadaşlarımdan ayrıldım. Çocukluğumu yaşayamadım ben. Çocukluğum bir şeyim yok ya, anım yok yani. Hep yaşlıların içinde kaldım. Abi işte beşik ketmesiydik. 10 yaşında adımız nişanlı oldu yani. Aleyküm selam. Benim halamın, teyzemin kızıyla. Eyüp Hoca var ya, duyarsan her. Hayır. Cami Kebir'in imamı Eyüp Hoca, onun kızıyla evliyim. 3'e giderken nişanlandım. 4 sene sonra da evlendim. 4 sene nişanlı kaldık. Yani 14 yaşında falan evlenmiş oldum. Ya biz eskiden öyleydi. Hemen şey yaparlardı. Kızın da başını bağlarlar. Erkeğe de işte nişanlarlar falan. Böyle bir adet vardı. Bu adetten biz de kurtulamadık işte. Beraber okula gittik geliyorduk. Okula gittim. İlk 5'ten mezun oldum. Hemen nişanlıydık ya. Beraber gittik geldik okula. Yani benim hikayecik çok ender rastlanan bir olay yani de. Beşik ketmesi olduğumuz için, halamın kızı olduğu için vesaire işte elhamdülillah. Şu durumda hayatta, eşim de hayatta, ben de hayattayım. Efendime söyleyeyim. Hiçbir geçimsizliğimiz de olmadı. 5 kızım, 1 oğlum var.
Hepsinin de Kayseri'de evi, işi, yurdu, her şeyi var çok şükür. Buradan diyor mu bak 85'te şehre gittiydim çocuklar okusun diye. Oradan kurtulamadık. Burayı da bırakmadık. Burada yazın geliyor. İlk otelize biraz reşberliğimiz var. Onu devam ettiriyorum. Allah Allah. Mündü Duvarman'a çok selam söyle. Sen rast etsin. Güle güle git. Allah razı olsun. Sağ ol. Geldiğiniz için iyi bakın hocam. Sen de selam, sen de selam söyle. Aleyküm selam. Geçmişin hocamla da. Tamam. Abi bizim kabileden şu durumda bir hanı kaldı işte. Gazi diye bir akrabamız. Onun haricindekiler hep şehirde. Yazın geliyor, kışın gidiyor işte. Hani hani ha. Benim yanım amcamın kızının, onun yanı benim eniştenin, onun yanı yine akraba. Yani bu cadde üzeri hep bizim akraba. Şu ana cadde üzeri. Efendim arkada yine kabilemizden Fatih diye bir şey var. Akrabamız var. İşte böyle fazla bir şey yok yani. Dağıldık daha Türkçesi. Çoğudu da iç içeydik burada ama şimdi her birimiz bir tallanın başına gittik. Burada bir ben kaldım. Hatıram olay böyle bir şayanı takdir bir olay yok ama işte burada yaşadık ya. Burada yaşadık. Burada büyüdük. Burada doğduk. Buradan askere gittik. Buradan Avrupa'ya gittik. Sırası bu işte. Oh, vay işim. Bir oğlum var. Bir de yeğenim, gelinim var. Bacım var orada. Başka kimsem yok. Onlara çok selam söylerim. Giderim oraya. Vallahi ne iyi ya. Aleyküm selam, aleyküm selam. Köylümüz adına bu resimleri çekip gönderdiğiniz için belgesel olarak hep sorana sormayanlara köylüm adına köyümüz ipsiz. Çoğunluk şimdi yurt dışındalar. Su dolduruyorum. İsmim Nevzat Bakar. Çektiğin kameradan herkese selam. Kayseri'de kalıyorum. Burada evim var. Ziyaretine geldim. Bura Ömer Yıldız hayratı. Allah rahmet etsin. Rahmetlik Ömer Yıldız oğlularını yaptırdı hayırlarına. Biz eve su lazım yani. İçmek için su götürüyorum. Ben Buhurgillerdenim. Buhurgil, Nevzat Bahar, Udu Bahar, Osman Bahar, Ayık Bahar, kardeşlerim benim. Ben Kayseri'de kalıyorum. Buraya ziyarette geldim çocuklarım, Fransa'da bazıları. Benim 4 kız bir oğlum var. Ben birkaç senedir Türkiye'deyim. Ben de Fransa'dan emekliyim. Yurt dışında 3 tane kızım var. En küçük kızım Türkiye'de. 4 kız bir oğlum var. Oradakiler Yusuf Bahar, Faik Bahar hepimizi götürdü oraya Fransa'ya. İstek yaptım. O şimdi döndü 10 senedir Türkiye'de. Benim küçüğüm kardeşim. Onun çocukları var yani Bilal. Kardeşimin oğlunun biri Osman Bahar'ın oğlu var Fransa'da. Bilal Bahar. Faik Bahar'ın oğlu Bilal Bahar orada. Aileleri var orada. Hepsinin kızları var. Faik Bahar'ın ailesi Fransa'da. Ben şu karşı evdeyim yani. Şurada yeni yapılmış bir ev var ya. Bu okula gittim. İlkokulu bitirdim. Diplomam var. 75 yaşındayım. Yurt dışından ben emekliyim. Fransa'da fabrikalarda çalıştım. İnşaatlarda çalıştım. Emekli oldum. Oradan geldim. Yani gidiyorum geliyorum. 5-6 ay duruyorum geri geliyorum. Köy hayatı Kayseri'den iyi. Benim burada 1,5 kilometre koğun dışında evim var. Bahçe evim. Oraya fazla gidip geliyorum. Biraz dizlerim de şikayetçiyim. Dizlerim ağrıyor. Yoksa başka şikayetim yok elhamdülillah. Amaratım burada 450-500 tane. Hepsi arkadaşım sayılır. Şu karşı benim damadımın evi. Kur'an'ın resmini çek de oraya televizyonda baksınlar yani. Burada damadımın evi olur.
iki numaralı kızım yani burada. Yurdal Tarhan, oğlu Muhammed Tarhan, Yaser Tarhan, Betül Tarhan. Hepsine çok selam söylüyorum. İnşallah burada hangi televizyondaysa onu söyle, ben televizyonlarım da anlar inşallah. Belgesel, köyün belgesellerini çok az izliyorum yani. Nasılsa ben şeylerden bakamıyorum. Hangi televizyon bakacaksam onları bir bana yardımcı olursanız memnun olurum yani. Çocukluğumda ben burada aşağı 25-30 yaşında gittim Fransa'ya. Hep karasabanla, tekerlerle böyle buğday, arpa, bütün onlarla uğraştım yani. Köyüm hemen hemen nasıl diyeyim ki, Amarat'ta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci reşberdim yani. 80-90 yüz liraya davarım vardı. Onları hep bıraktık annemize, babamıza, kardeşlerimize. Fransa'ya gittik. Benden sonra bir iki sene sonra yaptılar. Devam ettirdiler, ondan sonra yaptılar yani. Hayvancılık aşağı yukarı 7-8-10 sene davarcılık yaptım yani hayvan olarak. Küçük baş, büyük baş olarak da birkaç tane kendimize ait evimize besi ineklerimiz vardı. Sözüme hayvanımız, atımız, eşeğimiz. Bunların hepsini devam ettirdik yani. Hanım Gülhanım Bakar. Nasıl evlendik? Valla ben dıştan sevdim de ondan sonra dümül geliyor gönderdim aileme yani. Onlar da birkaç gün yaptılar, gittiler ya. O vesileyle evlendik yani. Çok rahat, hanımımdan çok memnunum. O da benden memnun elhamdülillah. Kaşın oralarda burada çok yakın akrabam var ya. Kurt Yusuf'un evi var orada. Dayım var ya, 3 tane kız kardeşi var. Bir tane dayım var, o da rahmetlik oldu hemen hemen. Hepsi de rahmetlik oldu, annem de rahmetlik oldu. Kız kardeşleri de rahmetlik oldu. Akıllıoğlu'nun ailesiydi Fadime Akıllıoğlu. Nazlı Alan vardı, oğlu var Şaban yukarıda oturur. Elbani'nin gözünde çok köyün güzel yerlerimiz var yani. Köy altını çektiniz mi? Köyün altında güzel elmalıklarımız falan var. Balığa çok gittik ama maalesef çok tutamadım ben. Balığı en çok tutan halamın oğlu vardı İsmail. Reislik yaptı daha önce köyde. İkinci, üçüncü reislik yaptı. O çok tutardı balık. Ondan faydalandık yani. Irmak'ta en arkadan yüzücüyüm yani. Yüzemem yani. Yüzme bilmem. Ama çocuklarla beraber Fransa'dan geldiğim zaman Kızılırmak'a götürdüm. Orada uyuz suyu dediğimiz bir yerimiz var yani. Orada çok çocuklarımızı eğlendirdik. Kumda yattılar, oynadılar, yüzdüler. Oğlum güzel yüzme bilir de ben bilmem yani. Onlar çocukları Fransız okullarında hep yüzme ve bellemeye gönderdik yani. İşimizi nasıl kessin ben de sizi bekletmeyeyim. Bütün köylüm adına Bahar'ın kardeşlerimize selamımı söylüyorum. İsmim Nevzat Bahar. Hadi. Şuradan arkadan çok güzel. Burayı unutma, şu parke ev var ya, benim damadımın evi ya. Hüseyin Teğmen. Üzümcü öldür bizim kabilemize. Üzümcü'nün Ömer'in oğluyum ben. Akmın mahallesinde şurada. 1940. 3 sene gittim. Evlerde. Okul yoktu o sırada. Okullar o sırada okumaları çok güzeldi. Şimdiki gibi değil yani. 3 sene gittim okula. 16 yaşındaydım. 16 yaşından sonra bıraktım okulu. Eğitmen hocam? Eğitmen vardı. Kuncusunlu Ali Efendi vardı. Senesini bilemiyorum ki. 16 yaşından ise bitti. Menderes'ten daha evvel herhalde. Sığır mı? Hepimiz sığırı çok yaydım. Dağlarda, taşlarda bütün ben yaydım. Ben bilemem, sen bilsin. En sonunda da Kayseri'ye gittim. Geçen sene yukarı. Sene 59'da orada bahçe korurdum ben. Zevzecilik yapardım. Bir ben gördüm.
Bu mahallede gördün mü burada? Bekmez topladım. Bekmez topladım. Abi hocam odaya gitti. Doğru. Ben çocuğuydum şöyle şunlardan baba. Arkasına düştük biz de gittik. Yok saz ne çalmadı. Saz çalmadı o zaman. Çalıyormuş da burada çaldırmadı hani neyse. Buranın hastanesidir. Yani burada sediyene kollardı. Buradan araba yoktu eskiden. Ya Tuzasar ya. Buradan giderlerdi. Tuzasar. Kermelik'te sonradan Kermelik meydana geldi. Tuzasar'a kadar giderlerdi. Tuzasar. Omuzlarına götürmek sizin giderler. Oraya. He. Oldu. Tek bir kişi öldü kışın. Şu şeyin oğlu vardı ya. Beş Mehmet Emin. Yok lan. Ya, o da öldü. Karahadır'da. Karahadır'da öldü biri. Küçük oğlu. Kışın karda kaldı orada. Şey lan. Mustafa'sı mıydı neydi? Neydi lan adı onun? Yok, kar da gelemedi. Kar ne kadar kar olduğunu bil. Eskiden kar çoğdu burada. Bu yandan gidemezdi. Yayan gidecek oldu muydu? Sarımsarlığa kadar yayan gidilirdi. Araba yoktu. Buradan gideceğin oraya Kayseri'ye çalışmaya gidiyorum. Oradan arabaya bineceksin Kayseri'ye gideceksin. Tuzser'den. Parasızlığın yüzünden ha bu da. Para olsa ne olacak ki? Araba yok. Vesaitin yok. Vesait yok. Gani'ni hasta götürdüler buradan Kayseri'ye de aldı. Kermelik Gani'ni gidiyor. Kermelik'e yani. Bilmem biri oralara götürdüler. Oralara karşı oldu. Doğru. Beklerdik. Heva sınana kadar. Eskiden burada 2 metre, 3 metreden aşağı kar düşmezdi. Damlardan giderdik. Oralar. Şu gördüğün damlardan gidildi. Şu sokak yoktu. Oraya kar birikti miydi? Köprü açarlardı. Altabandan tünel. Taş ne yersin? Öyle giderlerdi. Bu çamur buraya. Çamurdan çıkarmazdı. Eskiden kar çoktu burada. Yok hepimiz de giydik aşağı yukarı. Giymedik kim kaldı ki? Vallahi ne vardı ki o? Yiyecek yok, içecek yok. Eskiden günü bundan iyiydi haberin olsun. Eskiden yediğin neydi biliyor musun? Bir bulgurun vardı. Bir de onun var. Yiyeceğin, içeceğin bu. Bir senelik doldururdun eve. Bekmez vardı. Onu da bulabilirsen. Bekmez elini açsın. Vardı. Ananı görmeden çalar içerdik. Bekmez çoğu. O zaman arabanın. Vallahi tarihini bilmiyorum. Kamyon gelirdi. Kamyon gelirdi. Ömer Acılı Musa vardı. Çadırlı Kuzoğlu gelirdi. Kamyonu vardı. O gelirdi giderdi buraya. Ömer Güneşli Halil abi. 66-67'de falan otobüs geldi. Buraya giz geldi otobüs. Otobüs biz geldi de kamyonla giderlerdi eskiden. Kamyonla giderlerdi bak. Çıkamazdı Kermelik'ten bu yana biz çıkardık. Kermelik'te kalır oradan buraya yayan gelirdik. Çamura çok verdi oraya oradan buraya yayan gelirdik. Sürüttü ha sürüttü. Ne olacaktıysa orada durup dursun demezdik. İlla çıkacak kuvvet. Bırak oraya dursun. Gelemezdi nereye gelecek buraya. Orada kalırdı kamyon. Yayan biz gel, yayan gelir. Çok getirdik Lale'den. Kuduzoğlu, Güneşli. Bizim yok. Burada biz nereden alalım? Ömer Acılı. Şimdi Ömer Acılı Musa vardı. Musa vardı. O çalışırdı. Sonra Çukur'dan geldi. Çukur'un reisin kamyon. Babası gelirdi. At olan vardı. At çoğudu. Ben vardı. At çoğudu. At bende çoğudu. Evet. Gezmediğim yer kalmadı Nevşehir'ini. Atınla. Arabayla. Camımızın adı resmenlik yaparlar. Camımız yokuz burayı eskiden. Camımız koşarlardı. Çoğudu. 40 çift camımız vardı. Burada. 80 taneydi tek tek 40 çiftti. Kolumuz var arkada. Arkada dağlarda büyük su çok. Var. Göl buraya giderdi. Kıraç otu yirdi. Camımız çok su istemedi. Şişmelerden de su içerdi. Gölden gelirdi. Hep çalardı. Kermekte solak vardı. Getirirdik kolumları. Eskiden düğünlere davul getirirlerdi, davulla çalarlardı, öyle gelin şey olurdu, düğün yapılırdı burada. Sonra güneş olurdu. Koçak getirirlerdi, koçak oynardı. İşte koçak gelmezdi de. O sünnete gelirdi onlar. Sünnetçiler gelirdi. Güneş vardı, kim yemeği yedirir güneş olurdu. Ne zaman geldi? Sabah. Hep kerpiç gelmişti. Bütün kerpiç. Pirket çıktı sonra pirket ödü. Sonradan taşa çıktı. He. Hep oralar şey, taşa oldu gayrı. Şura vardı işte kerpiç, babamın adı burası. Tüm olduğu bir kerpiç yapılıydı. Bu sene yıkıldı da. Var. Var hepimiz de biliriz. Biliriz yani. Cehennemiz yukarıydı üst taraf. Muhtarlıktan yanlıydı. Adem Hoca vardı, direk otururuz. Komet derdi.
Hocam sen kametleyemiyordun. İleride de dedi ki, düğüne de yani sizi kametleyip dedi. Siz istemeyen yatan dedi. Buranın amarat kalmasının sebebiyeti, şurada bir ev vardı. O evi 3 sefer yıkmışlar, camiye götürmüşler. Şu yanı taşlar var ya, onları oradan götürmüşler. 3 sefer yıkmışlar. Burada mutfak kaynarmış. İmaret olma, amarat konmasının şeyi sebebiyeti buraymış. İmaretmiş kovun ismi. Ben girdim. Ben girdim. Çok karanlık içeri. Çok göz var ha. Yeri bilemiyorum ki gittiği yeri. Işık yok. Ava girdim ben oraya tüfeğine. Küçük vardım, boğuştum, giremedim, geri çıktım. Ne var şeytanına çarpsaydı orada. Ah. Yalnız eskinin adamları dirdi ki evlerinin üstünü, bina ortadan üstünü kapatmışlar. Duğum kapatmışlar, sabahı kendilerinden kaldırmış atmış üstünü dillerdi yani. Duyduğum yani. Öyle dillerdi. Buradan tüfekleri sabahına alırdık. Ya birer dolumuz olurdu ya iki yerdini. Buradan yağmur be, karaya dolanır gelirdik akşama kadar. Tavşan kovalardık. Keklik kovalardık. Tüm de yalan. Saçma bir saçma ne de yoktu. Bir şey de yoktu inan. Bir tavşan vuracaktı. 53 giderdik arkasına. Bir tavşanı. Ya böyle çok olmadı. Bana yazsın saçma barit yoktu. Tüfekler kötü kötü dolma tüfeğiydi. Ağzından doldurur arkadan boşatırdık. Tek tek şey değil. Hollanda'da kimse iki tane oğlum var. Onlara selam, torunlarını da gözlerinden öperim. İşte bu. Bütün amaratlıya benden selam söyle. Var oğlum, var oğlum. İşte bu. Hep beraber sallandırın. Bay bay. Belçika'da da benim torunlarım var, kızım var orada. Hepsine selam. Var oğlum. Sen işte Zahilmaz unuttun sen. Sen unuttun. Kimin kızısınız diye? Özlerin. Özlerin kızı. Yalçın Özlerin kızıyım. Kardeşim. Kardeşim.